Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. SRC 1234 2021 yılında sizlere çıkacak uygulama sınav sorularını, örnek sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. SRC 1234 ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılın. 2021 yılında yazılı ve uygulama sorularını çözerek sınavda kalmayın. Üyeler için ayrıyeten hazırlamış olduğum sorulara da mutlaka bakmanız sizin menfaatinizdedir. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Ve hemen başlıyorum. SRC uygulama sınavlarında 3 adet soru soruluyor arkadaşlar. İkisini mutlaka doğru yapmak zorundayız. Her bir sorunun süresi 60 saniye. Acele etmenize gerek yok. Süre çok çok fazla. Yazılı ve uygulama sınav hakkımız ayrı ayrı 4 hak oluyor arkadaşlar. Teorik sınavla uygulama sınavı aynı gün yapılıyor. Teorik sınavı kazananlar uygulama sınavına alınıyorlar arkadaşlar. Aynı salonda. Sınavlara giren arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum ve örnek sorularımıza başlıyoruz. Örnek sorularımızdan bakın birinci sorumuz trafikle ilgili bir soru. Bakın arkadaşlar resimde görmüş olduğunuz trafik tehlike işaretine yaklaştığınızda ne yaparsınız? Evet, yani burada tehlike uyarı işaretini vermiş. Tehlike nedir? Tehlike uyarı işareti. Tehlike uyarı işaretlerinde öncelikle hızımızı azaltıyoruz arkadaşlar. Evet. Hızımı azaltırım. Aracı sollar geçerim. Araç sollama yapılmaz. Hızımı azaltırım. Takip mesafemi azaltırım. Evet. Hızımı gevşek malzemeli zemin işaretimiz bu işaretin adı. Hız azaltılır. Takip mesafesi artırılır olması gerekiyor. Evet, burada hızımı azaltırım. Takip mesafemi artırırım. Evet arkadaşlar, Ceyhan seçeneği cevabımız. Evet, süreniz 60 saniye, unutmuyoruz. Acele etmeyelim. Evet. İkinci sorumuz. 1, 2, 3, 4, 3 madde verilmiş. Yine önemli bir soru. Yukarıda verilenlerden hangileri karlı havada güvenli sürüş tekniklerindendir? 1. Direksiyonu sert ve fazla çevirmemek. 2. Ani fren yapmamak. 3. Takip mesafesini 3-4 saniyeye çıkarmak. Yani 3-4 katına çıkarmak. Arkadaşlar, takip mesafesi hızın yarısı idi. 88-89 sayılarını saydığımızda 2 saniye geçiyordu. Burada 3-4 saniye artırmak, 2 katına çıkarmak istiyor burada. Evet, güvenli sürüşte karlı havalarda bu çok çok önemli. Her üçü de yapılması gerekir. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuz ilk yardım sorusu. Arkadaşlar yukarıda soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soru işaretinin olduğu yere A, solunumun olduğu yere B, dolaşımın olduğu yere C gelir. Temel yaşam desteğinde A, B, C var idi. A'yı soruyor bize arkadaşlar. A'yı soruyor. Kırık kontrolünün yapılması. B, kanamanın kontrol edilmesi. C, şok pozisyonunun verilmesi. D, hava yolu açıklığının sağlanması. Evet. Temel yaşam desteğinde A, hava yolu açıklığı. B, solunum desteği. C, dolaşım desteğiydi. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz son zamanlarda sık sık sorulan sorulardan. Resimde görmüş olduğunuz araçların kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde herkes kendi sağındaki araca yol vermesi gerekiyor arkadaşlar.
Birinci araçtan itibaren başlayalım. Birinci aracın sağındaki araç, iki nolu araç. Geçebilir mi? Geçemez çünkü sağında 3 nolu araç var. Bakın burada 3-2-1 şeklinde geçmesi gerekiyor. Bakın 3'ün sağında araç var mı? Şu gördüğümüz şeritte yok arkadaşlar. Evet. Herkes kendi sağındaki araca yol verecek. 3-2-1. Evet, 3-2-1. Ceyhan seçeneğinde doğrudur. Beşinci sorumuz yine bir ilk yardım sorusu. Görüntüde ilk yardımın temel ilkeleri verilmiştir. Doğru sıralama sizce nasıl olmalıdır? Kurtarma, bildirme, koruma şeklinde verilmiş. Tabii ki kaza yerine gittiğiniz zaman ilk önce kaza yerinde koruma altına almanız gerekiyor. Birinci seçeneğimiz koruma. Daha sonra koruma altına aldıktan sonra olay yerindeki hasta yaralıların durumunu ambulans ekibine bildirmeniz gerekiyor. Demek ki iki bildirme, ambulans ekibi kaza yerine geldiğinde hasta yaralıları durumlarına göre, öncelik sıralamasına göre kurtarması gerekiyor. Koruma, bildirme, kurtarma şeklinde olur arkadaşlar. Burada da Adana seçeneğindedir doğru cevabımız. Evet, hemen 6. sorumuza geçebiliriz. Önemli yine bir soru. Son sınavlarda sık sık sıkmaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Görüntüde görmüş olduğunuz V kayışı koparsa ne olur? A. Klima sistemi çalışmaz. B. Araç şarj dinamosu çalışmaz. C. Motor soğutma suyunun sirkülasyonu durur. D. Hepsi meydana gelir. Evet arkadaşlar, burada da hepsi meydana gelir olacak. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Yedinci sorumuz. Resimde gördüğünüz yanlışlık nedir? A. Sağ şerit ihlali. B. Sol şerit ihlali. C. Emniyet şeridi ihlali. Evet, burada özellikle bakın araç yoğun bir trafik arkadaşlar. Yoğun trafikte 4 şeritli bir yol ve emniyet şeridinin bulunduğu şeridi de işgal eden araçlarımız var. Bakın burada nereyi işgal etmişler, yanlışlık yapmışlardı. Tabii ki en sağdaki emniyet şeridini, bakın devamlı çizgiden bu tarafa geçmek yasaktır. Emniyet şeridini kullanmak yasaktır. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız olacak. 8. sorumuza bakabiliriz. Arkadaşlar 8. sorumuz da önemli bir soru. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır. B. Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar. C. Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantıyı sormuş arkadaşlar. Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar mı, azalır mı? Özellikle buna bakmak lazım. Tabii bakın burada düşük lastik basınç var. Yola tam temas etmiyor. Bakın ortadan boşluk var. İdeal lastik basıncı tam yola temas ediyor. Evet, gördüğünüz gibi yüksek lastik hava basıncında sadece orta, arkadaşlar bakın, yanlar hiç basmıyor. Evet. Burada da arkadaşlar lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır seçeneğimiz olacak. Adana seçeneği önemli bir soru. Lastiklerle ilgili sık sık sınavlarda hem yazılıda hem de uygulama sınavlarında çıkıyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet. 9. sorumuz ilk yardım sorusu. Görüntüdeki ilk yardımcı kanı durdurmak için hangi işlemi yapmaktadır? A. Kanayan yere tampon yapmakta ve kanayan bölgeyi kalpten yükseğe kaldırmaktadır.
B yarayı temizlemektedir. C solunumu kontrol etmektedir. Burada ilk yardımcı kanayan yere tampon yapıyor ve bölgeyi yukarı, kalpten yukarı kaldırarak kanı durdurmaya çalışıyor. Arkadaşlar cevabımız Adana seçeneğidir. 10. soru zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakın zorunlu mali sorumluluk sigortası da çok çok önemli. A motorlu araçlar için zorunludur. B motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. C teminat limitleri ve sigorta primi yasayla belirlenir. D araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Evet. Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar trafikten men edilir. Özellikle bunu baştan bilirim arkadaşlar. Motorlu araçlar için isteğe bağlı değildir, zorunludur. İsteğe bağlı olan kasko sigortasıdır arkadaşlar. Cevabımız burada Bursa seçeneği yanlıştır. YouTube kanalımıza abone olarak videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. Bundan önce atmış olduğum SRC 1, 2, 3, 4 yazılı ve uygulama sınav sorularını mutlaka çözün arkadaşlar. 90 ve üzeri not alın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.